Evet, Gündem Politika'dan merhabalar. Gündem Politika'da bugün Evrensel ve Gündem Gazetesi yazarlarından Mustafa Yalçıner'le birlikteyiz. Mustafa Yalçıner'le malumunuz Cuma akşam saatlerinden başlayan, cumartesi sabahına erken saatlere kadar devam eden darbe girişimini ve sonrasında yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhabalar. Öncelikle. Belki şöyle bir yerden gözaltı ve operasyonların aslında kapsamıyla başlayabiliriz gibi. Çünkü bu darbe girişiminin, başarısız olan darbe girişiminin ilk saatlerinde yani özellikle bir hala aynı şekilde vurgulanıyor kuşkusuz. Paralel devlet yapılanması FETÖ terör örgütü diye bolca biliyorsun cümle sarf edildi. Evet. Ve aslında 5-6 tane generalin isminin olduğu ilk önce servis edildi. Sonrasında işte 35-40 vesaire derken şimdi 70'lerden bahsediliyor, 70 generalden bahsediliyor. Yani biraz belki de bu propaganda AKP açısından bu propaganda ve görünenin anlattıkları üzerine başlayabiliriz. Kuşkusuz sırf asker açısından değil, devamında 8000 dolayında polisin açığa alınması, yine 2700 küsür tane hakim ve savcının hem açığa alınması hem de gözaltı kararı çıkması diye devam eden süreçler nedir, ne dersin? Şimdi tabii ne oluyoruz diye sorduracak bir süreç. Gelişmeler ona işaret ediyor. Şöyle izah ediliyor tabii şimdi. Biz FETÖ'cü terör örgütüyle, darbe yapmaya çalışan FETÖ'cü terör örgütüyle yüzleştik. Onun darbesinin önünü kestik. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi Allah'ın bir lütfuydu bu girişim. Çünkü bize temizlik fırsatı verdi. Nerede? Başlıca ordu içinde. Ama sadece orduda kalmıyor. Şimdi ne alakası olduğunu önceki programlarda da konuştuk. Örneğin hakimler 2745 yanılmıyorsam. Şimdi bunlar ya önceden biliniyorlardı örneğin Fethullahçılar diye. Ama biliniyorlarsa aklarında bir dava açılması, işte bir soruşturma yürütülmesi ya da Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda bir tartışma cereyan etmesi gerekirdi. Böyle bir şey yok. Buradan suçlanmıyorlar anlaşılan. Darbe nedeniyle açığa alınıp ne yapıldılar? Gözaltına alındılar. Tam bir fırsat değerlendirmesi gibi. Yani hakimler, evet savcılar da içinde ama şöyle de bir şey var. Bunlardan birkaç tanesi bile çıkıp ya kardeşim ben darbeci değilim falan diye bir açıklama yapmıyor ya da yapıyor ama bize ulaşmıyor. Gerçi biz darbe girişimi sırasında propaganda edildiği gibi CNN, işte NTV gibi Gezi'de alınmamış tavırlarını alan ve demokrasiyi, hani darbe karşıtlığını diyelim. Çünkü hep bu demokrasiye de eşitleniyor. Bunu savunan kanallara tanık olduk. Televizyon kanallarına. Bir tek alabildiğimiz bilgi, yakınları ve avukatı dolayısıyla darbenin başında olduğu söylenen Akın Öztürk'ün bilgisi, onun ilettiği bilgi ulaştı bize. Dedi ki benim darbeyle alakam yok, ben darbeci falan değilim. Ben de tıpkı Sayın Genelkurmay Başkanı gibi, Hulusi Akar gibi davrandım, onun gibi tutumum şeklinde bir açıklama yaptı. Bunun dışında bir de ikincisi Fethullah Gülen'in, ben darbeci değilim, darbeye karşıyım üstelik. Eğer bir uluslararası kuruluş, bir mahkeme yargılanacaksa ben burada ifade vermeye hazırım. Burada kaçmıyorum, buradayım yani dedi. Meydan okudu. Onun dışında bize şu hakim ve savcılardan örneğin ya da polislerden ya da sair generaller ve silahlı kuvvetler mensuplarından ben darbeci değilim şeklinde bir mesaj gelmedi. Ama şimdi tabii durumu tahmin etmek zor değil. Anadolu Ajansı'nın servis ettiği bir fotoğraf var. Şöyle bir merdivende herhalde Vatan Caddesi'ndeki emniyette olsa gerek ya da belki bir askeri üste. Merdivende sıralanmış 20'ye yakın üst rütbeli oldukları söylenen komutanlar var. Eski komutanlar diyelim var. Ya da asker değil de terörist olan, asker içine gizlenmiş hainlerden olan. Ama tabii şimdi soruşturma yürütüldüğü ve henüz
karar da verilmediği için böyle söylenmese de bir ayrı hukuki problem oluşturuyor da. Çünkü adam bir de söylüyor, hayır ben öyle değilim diye Akın Öztürk. Ama fotoğraf şöyle. En başta Akın Öztürk emekli de değil, hala görevden alınmış olması gerek. Ama yaş üyesiydi orgeneral. Burnu, kafası, gözlerinin altı, arkadan gösterildiğinde kolları, morluklar, sıyrıklar ve darp izleri içinde. Yani kendisine hiç de iyi davranılmadığı, yani işkence demesek bile yarı işkence, böyle ciddi bir, hiç değilse tekme tokat muamelesinden geçirildiği görünüyor ve daha başka bütünüyle kafası sarılmış, böyle futbol sahalarında rastladığımız sarılan kafaya böyle bir file gibi bir şey geçiyor. Bir tane öyle var. Yine kim olduğunu ben bilmiyorum onların ama Akın Öztürk'ün arkası tarafında duruyor. Diğerlerinin yine suratları çarşamba pazarına çevrilmiş. Yani şimdi bu durumda olan insanların da tabii mesaj vermeleri, verdikleri mesajların mesaj olarak kabul edilip televizyon kanallarına iletilmesi, onlar tarafından da değer görülüp, haber değeri görülüp yayınlanması, bunlar tabii problemli şeyler. Şimdi böyle çok beklememek gerekir ama şunlar söylenebilir durumda bu anlattıklarımdan. Ciddi şekilde gözaltı ve hemen adliyeye çıkarılarak tutuklanma süreci başlatılmış durumda ve bu eline silah alıp darbe yapmaya çalışanlar ya da böyle iddia edilenlerle sınırlı bir operasyon değil. Örneğin valiler, şimdi tam rakam hatırımda değil ama 30'a yakın vali, onlar da açığa alındı. Ya bu valiler düne kadar valiydiler, şimdi ne oldu, ne yaptılar yani? Bunlar da sıkı yönetim komutanı falan mı olacaklardı, ne olacaklardı? Ya da darbe başarıya ulaşsaydı girişim. Bunları belki merkeze alınmış valiler bunlar. Tekrardan görevi mi getirecekti girişimciler, darbeciler? Bunları bilmiyoruz ama hepsinin bu kadar hızlı şekilde delillendirilmesi ve bu deliller üzerinden açığa alınıp gözaltı işlemlerine gidilmesi çok mantıklı gelmiyor doğrusu. Evet. Çok hızlı ve pek de delil, işte tanık filan gibi şeyler aranmadan yapılan bir temizlik harekatıyla karşı karşıya olduğumuz, fırsattan istifade buraları temizleyelim tutumunun alındığına gösteren bir takım belirtilerle karşı karşıyayız. Şimdi darbenin neden başarısız olduğu, nasıl püskürtüldüğü meselesini konuşmak istiyorum. Ardından belki darbeye karşı çıktığını söyleyen ve karşısında demokrasi ve milli irade için sokaklara yapılan çağrıların hangi taleplerle sokakların doldurduğu meselesini konuşmak istiyorum. Ama biraz belki öncesinde şu, biliyorsun ki sokaklar boşaltılmasın, sokaklarda olmaya devam edelim. Aman şey yapmaya, gevşemeye gelmez diyen bir cumhurbaşkanı var bu ülkede. Doğrusu yani bir öncelikle soru bu. Bir rolü oldu bu sokakların. Soru bu. Yani nedir tehlike? Yani senin gevşemeye gelmez diyerek söylenen tehlike, sokakları boşaltmayın aman diye söylenen tehlike ne? Ben bilmiyorum. Yani Cumhurbaşkanı bu konuda seni en azından yorum yapabileceğin bir açıklamaya denk geldi. Doğrusu Cumhurbaşkanı burada bir bilgilendirme yapmadı. Hı-hı. Yapmıyor. Bu tehlikenin ne olduğuna dair somut bir belirtiden bahsetmiyor. Şimdi Başbakan'a, Binali Bey'e bakarsak o %100 darbe girişiminin engellendiğini, önlendiğini söylüyor. Ne o zaman Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın bunu açıklaması gerekiyor? Nedir tehlike? Tehlike mi var gerçekten? Varsa bu söylenmeli, açıklanmalı. Niçin insanlar sokaklara çağrılıyorlar? Yoksa tehlike yok da yine fırsattan istifade. Tıpkı ordu ve işte polis, valilikler, içişleri yani, yargı, hakim ve savcılar yani. Bunlar içinde yapılmakta olan temizliğin bir benzeri sokakların belirli taleplerle ve darbe teşebbüsünden yararlanarak tek adam, tek parti yönetiminin güçlendirilmesi, onun yolunun taşlarının, zaten yeterince döşenmiş taşlarının, son kalan birkaçının da bu fırsattan istifade sağlamca döşenmesi için yararlanılır mı? Bunun için mi yapılır? Doğrusu bu epey tartışmaya muhtaç bir konu.
Ya da tartışmaya hiç de muhtaç bir konu değil. Eğer başbakana inanacaksak darbe marbe atlatılmıştır. Hani yarın dediğim 6 ay sonra, 1 sene sonra ya da 2 sene sonra yeni bir darbe tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacağını herhalde hiç kimse garanti edemez. Yani belki de böyle olabilir, bunu bilmiyoruz ama bugün için darbe teşebbüsünün püskürtüldüğüne dair yeterince kanıt var görünüyor. Evet, darbe tabii bu tür açıklamalar, yani senin yaptığın vurgular tabii beraberinde başka soruları da beraberinde getiriyor. Yani o zaman mesela darbeyi doğuran koşullar nedir? Bir darbe hangi koşullarda darbe teşebbüsleri ortaya çıkar? Nasıl gerçek anlamda bertaraf edilebilir böyle çok şeyler gibi? Ama yani çok kısaca bunlardan söz etmek gerekirse, Türkiye, AKP Türkiye'si diyelim, son birkaç yıldır en azından tartışmayı dağıtmamak için diyorum, içeride ve dışarıda savaş politikası izlediği açık. Her tarafta silahlara el atıldı. Hem Suriye'nin biz iç işlerine karışmaya yöneldik, hem ülkeyi savaş ve kaos ortamında yönetmenin daha işe gelir olduğu düşüncesiyle AKP örneğin 9 puan oy arttırdı. 7 Haziran seçimlerinden 1 Kasım seçimlerine gelirken. Ama şu açık ki silahlar kullanıldı. Örneğin şimdi 2. Ordu Komutanı darbecilikle suçlanan Hududi Bey, Adem Hududi, savaş kahramanıydı yakın zamana kadar. Sur ve Cizre'yi dümdüz eden komutan olarak göklere çıkarılıyor, övülüyordu. Ama Hududi örneğinde çok net olarak görülüyor ki bir kez eller silahlara atılmışsa, bir kez bunca silah kullanımı arşa yükseltilmiş, çok sayıda silah kullanımı gerçekleştirilmişse, silah kimin belindeyse, kim kumando ediyorsa silahlara, yani askerler, onların ülke yönetimindeki ağırlıkları artar. Söyledikleri ya da söylemeyi tasarladıkları sözler, laflar, arayışları, bunlar giderek belirleyici olma eğilimi taşımaya başlarlar. Böyle olmuştur. Hakan Fidan da silahlarla çok içli dışlıdır. Hatta hatırlayalım, işte ben attırıvereyim 4 tane füze 8 kişiyle Suriye'den buraya, bu işi hallederiz Suriye'ye girme için hani gibi laflar ederdi. Şimdi böyle gizli kapaklı, katakullü demeyeyim ama yani alttan oradan buradan gerçekleşecek bir takım işlerle uğraşanlar eğer bunca yetki ellerinde toplarlarsa zaten darbe için gerekli koşullar çoktan var edilmiş demektir. Bir de bunlara şunları ilave edelim. Darbecilerin son derece rahat davranmalarını sağlamak üzere askeri bir takım faaliyetler içinde olanların bugünlerde meclise gelecek, yarın belki öbür gün bir zırh altına alınması, yargılanmalarının başbakanın iznine bağlanması, tamamen koruma altında olmaları. Şimdi bunları da eklersek, artı bunların yanı sıra şu iç güvenlik yasasının çıkarılmış olmasını, askere, polise, valilere, kaymakamlara son derece geniş yetkiler tanınmış olmasını, her şeyin kolaylıkla yasaklanabileceğini, bakmayın şimdi sokaklara çıkma çağrıları yapılıyor ve çıkılıyor ama siz bir de 1 Mayıs'ta sokaklara çıkmaya çalışanlara sorun. Ne analarından emdikleri süt burunlarından geliyordu. Her şey yasaktı o zaman. Onu bırakalım. Garın önünde Ankara'da barışı savunmak üzere toplananlara, toplanmak isteyenlere atılan bombaları düşünelim. Her şey yasak. Yani basın, Can Dündar'la Erdem Gül'ü düşünelim. Bir haber yaptıkları için ne kadar cezaevinde yattılar. Basın ne kadar özgür. Ne kadar vergi cezalarıyla hizaya sokulmaya çalışıldı, bunları düşünelim. İfade özgürlüğü ne derece var? Ne derece hakaretle sınırlandırılmak istendi? Kim nasıl ifade edebildi düşüncelerini? Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan farklı fikirlere sahip olanlar bunu kolaylıkla savunabildiler mi? Savunanların başına hemen bir iş geldi mi, gelmedi mi? Şimdi bütün bunlar, yani yasakçılık, yani tek iradenin dayatılması, hukukun üstünlüğü yerine özel mahkemelerin geçirilmesi, sulh cezaların. Şimdi bu yetmeyince yine hakimlerin talimat edilmesi, kaç tanesinin görevden alınması, ama şunu hatırlayalım. Daha birkaç ay önce Cumhuriyet tarihinin en yaygın yer değişiklikleri yapılmıştı, tayinleri yapılmıştı hakimler arasında, savcılar arasında. 4 hakimden biri yerinden yurdundan edilmişti. Şimdi bunlar ne demektir? Bunlar
Ya şimdi otoriter bir rejimle yönetmekte olan, yönetmeyi sürdürmek isteyenler ya da el çabukluğu marifet böyle bir yönetimi devirip teşebbüs ettikleri darbeyle onun yerini almayı öngörenlerin çok rahat memleketi yönetme imkanına sahip olacakları koşullardı ve işte yani ben de gelsem ben de yaparım dedirtecek evet. Koşullardı. Şimdi aslında yani darbe yapmak için her şey hazırdı zaten. Darbe başarısız oldu, püskürtüldü falan. Şimdi peki yerine tüm bu darbenin başarısız olmasının da üzerine buradan bir rüzgarla inşa edilmeye çalışılan son birkaç gündür siyasi hayatımıza, günlük hayatımıza hakim olan havayı, atmosferi biraz değerlendirelim. Şimdi bunun için bazı şeyleri konuşmak lazım. Yani bir tanesi mesela idam meselesini konuşmak lazım. Birisi Malkoç'un Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Malkoç'un bireysel silahlanma ile ilgili Şeref Malkoç'un sözlerini konuşmak lazım. Ya da sokakları dolduran, AKP'nin çağrısıyla sokaklara çıkan ya da AKP'ye yakın olduğu zaten hiçbir zaman gizlenmeyen çeşitli kuruluşların bir araya gelerek oluşturduğu neydi? Bir inisiyatif en son. Sadat. Değil mi? Yok en son şimdi dün akşamki eylemlere çağrı yapan kuruluşların çağrısıyla alanları dolduranların hangi taleplerle örneğin alanlara çıktığı ve AKP'nin toplamda neyi inşa etmek üzere tüm bu atmosferi değerlendirmeye çalıştığını konuşmak lazım. Yine Malatya'da veya Ankara'da işte Alevilere, Suriyelilere farklı linç veyahut da ırkçı şeyleri, saldırı girişimlerini konuşmak lazım. Gibi gibi çoğaltılabilir. Evet ama ben Ankara'dan başlayalım derim. Ankara, sen az önce söyledin, yani 10 Ekim 2015'te kim saldırı yaptı hocam? Yani IŞİD'in saldırısı sonucu 101 kişi hayatını kaybetti. Barış diyen insanlar hayatını kaybetti. Ve Ankara'da saldırının gerçekleştiği Ankara Garı'nın önünde bir anıt dikildi. Hem IŞİD'in o terör saldırısını lanetlemek hem de hayatını kaybedenlerin anmak için, unutmamak için, hatırlatmak için. Ve işte o eylemlerde birisinde dün akşam bu anıt tahrip edildi. Şimdi buraya kadar hikaye, işin bir yanını oluştu. Diğeri de şu. Tahrip edenler kim? Evet. Neden tahrip eder? Ama polis ve artı sokağa çıkma çağrısına yanıt verenlerden bir bölümü. Şimdi şunu net şekilde koymakta fayda var. Oradan başlayalım. Bu darbe girişimini destekleyen hiç kimse olmadı Türkiye'de. Bu gerçekten çok önemli ve altı çizilmesi gereken bir şey. Ne CHP, muhalefet partilerini sayıyorum, ne MHP, ne HDP, ne meclis dışındaki Emek Partisi, ÖDP türünden geri kalan partiler, sendikalar, kitle örgütleri. Hiç kimse bu partiler ve örgütlerden hiçbirisi darbeye destek vermedi. Bu kesin. Bu darbecilerin büyük çoğunluğu da Türkiye'nin bugüne kadar bütün yaşamış olduğu darbelerde karşı çıkan büyük çoğunluğu zaten evet, bunlar yani. Yani Türkiye halkından, halklarından darbeye destek gelmedi. Bu darbenin akamete uğraması, başarısızlığa uğramasındaki temel faktördür diye söylenebilir. Bu önemlidir. Bunun altını çizmekte fayda var. Ama bir adım atarsak halk tepkisini darbeye gösterdi ama yerine ne konulması gerektiğine dair biz AKP'nin aldığı inisiyatifleri görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla başlayan, sokakların doldurulması ve boş bırakılmamasıyla sürdürülen, nöbetler şeklinde gelişen tutumları görüyoruz ya burada ileri sürülen ben demokratik taleplere hiç rastlamadım. Bunların herhangi birisinde ya basın özgür olsun, işte hak istiyoruz, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri, evet parlamentonun sahiplenilmesi örneğin, toplantı gösteri hakkı, ama diyeceksin ki zaten toplanmışlar fiilen, ama bu Cumhurbaşkanı çağrısı üzerine oluyor. Böyle olmadığı gibi Ankara örneğinde söylediğin, bir toplantı ve gösteri girişiminde bombalanmış insanların anılmasına ve onların anısına saldırı gerçekleşiyor. Bu böyle oluyor. Devam ediyor biliyorsun. Bir açıklama yapmaya çalıştı sendikalar, evet, kitle örgütleri ve polisin ve faşist grupların evet.
çeşitli hakaretlerine ve saldırı girişimlerine de maruz kaldılar ayrıca. Şimdi buradan şu sonucu, bu tek örnekten bile bunu çıkartmak gerekir. Darbe karşıtlığı üzerinden sokaklara çağrılan Cumhurbaşkanı tarafından en başta kişiler ve darbe karşıtlığının bu tür değerlendirilmesi, lütuf olan karşıtlığın temizlik yapmak ve önünün açılması şeklinde değerlendirilmesi bir yere yöneliyor, bir hedefe. Demokrasiye falan değil. Bu dünkü sabahın başka manşetini açarsanız, Star'ın falan, hatta Milliyet, bütün bunlar da hep demokrasinin zaferi, demokrasi efsanesi, bilmem işte destanı falan, hep böyle değerlendirildi. Güzel bir demokratik tutumdur darbenin önünün kesilmesi. Bu eyvallah. Fakat sonra diğer olanlar, şimdi olanlar, mesela Ankara'da 10 Ekim anısına yapılan saldırı, üstelik polis gözetiminde yapılan saldırı, ne alakası var demokrasiyle? 10 Ekim'de demokrasi düşmanları mı kendilerini öldürttüler de onların anısına saldırı demokrasi olacak? Burada demokrasi falan değil. Darbe karşıtlığı fırsatı değerlendirilerek tek adam, tek parti yönetiminin yolunun taşlarının, demin dediğim gibi, daha güçlüce döşenmesi, bu karşı karşıya olduğumuz manzara. Aynı şey burada kalmıyor, Malatya'da, Paşa Köşkü'nde, daha çok Alevilerin yerleşik olduğu semt, bir yerde daha yanılmıyorsam, Malatya'da yine saldırıya uğruyorlar. Oraya yöneliyor. Şimdi buradan sokağa çıkanların kimliklerine dair fikir sahibi olabiliriz. Bir başka bildiğimi de söyleyeyim. İzmir örneğin. İzmir CHP'nin çoğunlukta olduğu, bunun oylarla da sürekli kanıtlana geldiği bir yer. Ama İzmir'de Saat Kulesi'nin dibinde sürekli toplanmakta olan, birkaç gündür toplanmakta olanlar arasında hiç CHP'ler falan da yok. Başkaları da yok. AKP'liler orada da toplanıyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısına yanıt vermek üzere. Ama ortalama AKP'lilerden de ziyade onlar da vardır kuşkusuz. Ama militan gruplar, tarikatçı örneğin, hatta yer yer cihatçı gruplar. Şimdi bunlar örneğin çarşı içinde, kemer altında dolaşıyorlar. Özel olarak dolaşıyorlar ve esnafa, dolaşanlara laf atıyorlar. Bunlar oluyor. Malatya'da saldıranlar ya da Ankara'da garın önündeki anıta saldıranlar, İzmir'de bunu yapabiliyorlar, şimdilik böyle davranıyorlar. Ama şu artık görülmeye başlanıyor ki, darbe girişiminin püskürtülüşünün ardından bu bir fırsat olarak değerlendiriliyor. İktidarı pekiştirmenin, tek adam yönündeki ilerleyişi sağlamlaştırmanın bir fırsatına dönüştürülmeye çalışılıyor. Şimdi biz aslında darbe içinde darbe yaşıyoruz. Peki o zaman şöyle bir şey sorayım. Yani bu ülkedeki işçi ve emekçiler açısından onların çıkarları, onların talepleri, hem günlük talepleri hem de geleceğe yönelik derdi, tasası, tüm bunların üzerinde eğilen bir televizyon kanalı olarak işçi ve emekçiler açısından, özel olarak sorayım, işçi ve emekçiler açısından darbenin, darbe girişiminin başarılı olması halinde nasıl bir şey, yani burada bir şey, onlar açısından olumlu bir şey olmayacağı ortada darbenin başarılı olmasıyla birlikte. Ekzam taleplerini karşılamayacaklar derim. Pekala, AKP ne vaat ediyor burada? Yani orada AKP, da bir vaat yok. Nedir orada? Yani AKP'nin vaat ettiklerini zaten biz yaşaya geliyoruz. Vaat etmiyor AKP. Ülkeyi yöneterek ne yapacaksa yapma geldi zaten. Örneğin biz gördük ki metal işçileri daha bu senenin başında işten atıldılar. Sadece ekzam istedikleri için. Sandikada örgütlenme tutumunu geliştirmeye çalışanlar hep kapının önüne kondular. Bunlar hep AKP döneminde gerçekleştirilen şeylerdi. İfade hakkı, düşüncesini ortaya koy. Örgütlenme ama işçi sınıfının, demin söyledik, oraya dönelim. Darbeyi kimse desteklemedi. Halk, darbeye karşı Türkiye halkları kendi olumsuz tutumlarını ortaya koydular. Hiç kimse darbecilerin yanında onların işlerini kolaylaştırmak üzere yer almadı. Ama daha ötesini şimdilik örgütlü gruplar,
paramiliter örgütlenmelerden de geçenler, bunlar sokağı hakimiyet altına da almak üzere bunlar kullanmaya, bunlar doldurmaya çalışıyorlar boşluğu. Çünkü uzun yıllar siyasetin yasaklandığı, demin saydığım demokratik ve hak ve özgürlükleri ellerinden olduğu kadarıyla bile ellerinden alınmış olanlar. Zaten Türkiye çok fazla demokratik hak ve özgürlükten yararlanan bir ülke hiç olamadı, bir Avrupa ülkesi olmadı hiç. Öyle bir demokratik süreçten geçmemiştik. Ama var olduğu kadarıyla, kırıntı halinde bile olsa her türlü hak, her türlü özgürlük giderek üstünde tepinilen, çiğnenen hak ve özgürlüklerden oldu ve işçiler başta, emekçiler bunları kullanamadılar zaten. Şimdi böyle bir dönemi örgütlerinden yoksun, haklarından yoksun bir şekilde karşılaşıyorlar. İşçilerin temel problemi en azından şu son 15-20 senedir var olduğu kadarıyla bile örgütlü durumlarının püskürtülmüş olmasıdır. Örgütlü olmayışlarıdır, darmadağınık olmalarıdır. Örgütlenmeye çalıştıkları her girişimlerinin bastırılıp dağıtılmasıdır. Demin metalden örnek verdiğim gibi. Şimdi işçiler bir defa suçlanmamalıdırlar. Bir şey yapmadın, neden sokaklara çıkmıyor? Hangi örgütüyle, hangi sendikasıyla, kimiyle çıkacak? Gerçekten çok örgütsüzdürler. Şimdi işçilerin karşısındaki problem, demokrasi taleplerini yükseltip, kendi örgütlülüklerini sağlamak üzere kendi taleplerinin mücadelesini vermeleri, demokrasi için mücadele etmeleridir. En başta bu iş işçilere düşmektedir. Çünkü demokrasinin lafı çok edilmektedir. Darbeyi önledik işte şöyle demokrasi falan ama bu demokrasi için çok fırın ekmek yememiz, çok çok önemli ve büyük mücadeleler vermemiz gerektiği aşikar. Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmak var. Evet tamam, bugün darbe püskürtülmüştür. Ama hala darbe ileri sürülerek sokaklar zapt edilmeye çalışılıyorsa, burada bir problem var. Kime karşı zapt edilmeye çalışılıyor? Darbeciler temizlendiyse kime karşı bu sokaklar ele geçirilmeye çalışılıyor? Kim? Kimin taleplerine karşı? Türkiye'de demokrasi evet acil problem durumundadır ve... Şöyle bir tehlike var mı sence? Hemen belki şu demokrasi meselesini hemen öncesinde araya girerek sorayım. Yani bugün... dün de AKP'nin politikalarına, AKP'nin dış politikadaki savunduğu çizgiye, içeride uyguladığı politikalara, hem işçi emekçilere, hem Kürtlere, kadın politikasına kadar, günlük hayatın muhafazakarlaştırılmasına kadar, eğitim politikalarına kadar, binbir türlü alanda uyguladığı politikalara karşı çıkanlar, bugün darbeyi destekleyenler işte diye saldırıya uğrama tehlikesi şey değil midir? Böyle bir şey inşa etmiyor mu sence AKP? Yani mesela bir hava açısından, yani öyle bir hava yok mu sence? Yani bir bilgi mesela şu. Hopa'da yanılmıyorsam 10 küsur kişi 11 kendi mahallelerine yöneltilmiş tarikatçı saldırı karşısında kendilerini korumaya çalıştıkları için darbe destekçiliğinden tutuklandılar. Şimdi yarın şu Ankara'da anıtları saldırıya uğrayan kişilerin darbe destekçiliğinden tutuklanmayacaklarını vallahi kimse garanti edemez. En azından, ya da Paşa Köşkü'nde yaşayan kardeşlerimizin. En azından polisin benzer şekilde hakaretlerde bulunduğunu biliyoruz yani. Evet, yani bu işte Paşa Köşkü'nde yaşayanlar, oranın esnafı, halkı, belki ileri gören, hani deniyor ya kanaat önderi falan. Yarın onlardan birkaçının, ya sen de darbeyi desteklemiştin ya da İşte senin mahallene gelenlere karşı çıktın, sokağa çıkanlara diye darbe destekçisisin sen şeklinde bir suçlamayla karşı karşıya kalmayacaklarını gerçekten kimse iddia edemez. Bu tehlike vardır. Üstelik yapılmaya çalışılan bu. Halkın tek adam, tek parti furyasına karşı çıkmakta olanların sindirilip bastırılması şu fırsattan istifade. Ki bu darbe girişiminin en büyük melaneti bu olmuştur. Yoksa başından beri az çok belliydi başarıya ulaşamayacağı ama başarısızlığının tek parti diktatörlüğüne gidişi güçlendiren etkisi. Şimdi bir de bununla uğraşmak zorunluluğu vardır ki bence işçi ve emekçilere, Türkiye halklarına düşen en birincil iş, üstlenmeleri gereken en önemli görev diyelim, kendilerini koruma adına bu görünüyor.
İkisinden birisinden olmak gerekmiyor galiba anladığım kadarıyla işçi ve emekçiler açısından, öyle mi? Yani isterseniz olalım. Yani işçilere bakın. Şimdi şu ara ya da dün AKP işçilerin örgütlenme hakkını savunmuşsa eğer, herhangi ifade özgürlüklerini, işte zam taleplerini falan bunları savunmuş, gerçekleştirmeye uğraşmışsa AKP'yi destekleyelim. Böyle yapalım. Ama yok öyle değil de biz hala demokrasiyi kazanmak durumundaysak, hala haklarımızı almak üzere talepte bulunmak ve bunun mücadelesini vermek zorundaysak, iktisadi haklarımız, sosyal haklarımız, demokratik haklarımız eğer böyleyse, o zaman mücadele etmekten başka çaremiz görünmüyor demektir. Bütün herkesi böyle bir mücadeleye katılmaya çağırarak işçilere bu mücadelenin önünü açmaktan başka bir çare kalmıyor. Şöyle bir soruya ne dersin? Yani AKP açısından şimdi aslında darbe girişiminden önce de bu normalleşme süreci diye adlandırılan Rusya ve İsrail üzerinden tartışılan sürecin içeriye yansımasının ne olabileceği sorusuna yanıt aranırken analizlere şu tür şeyler yansıyordu. Yani içeride de normalleşme mi? İşte AKP bu anlamda da bir işte manevra alanı kendisine yaratabilir mi? Belli işte nefes alma ve gerilimlerin azaltılması ile ilgili bir yol seçebilir mi diye. Soruyu ben yine sorayım. Yani darbe girişiminin ardından, başarısız olan darbe girişiminin ardından şimdi bugün yeniden bolca gerginliğin daha da had safhaya katlanarak geldiği bir yerde tekrar sorayım. Yani böyle bir ihtimal var mı? Ya da soruyu şöyle sorayım. AKP neden böyle bir yolu tercih etmiyor? Etmiyor. Evet. Vallahi şimdi gidişat çok net şekilde herkes tarafından görülüyor olması gerekir. Yapılanlar ne? Yani örneğin Alevilerle ilişkileri içinde AKP Paşa Köşkü'ne saldırma yerine saldırıya yol açma yerine diyelim, çünkü saldırmayı evet, AKP evet, yapmadı evet. Tabii. Yani burada bir kardeşleşmeyi öngörmüşse tamam. Yani Gara örneğin kendi anısına, ölenlerin anısına bir işaret koymayı insanlara çok görüyorsa bile, ölenlere, ölenlerin yakınlarına, arkadaşlarına, kardeşlerine, dostlarına. Şimdi buradan peki biz nasıl olumlu değerlendirmeler yapabiliriz? Nasıl işte hemen tamam kardeşleşme falan ama yani kardeşleşmenin bir nesnel temeli olur. Öldürülenlerin anısı bile kırılıp dökülüyorsa şimdi burada bu nasıl gerçekleşecektir? Bu hani dışarıda normalleşme oluyor da içeride de olacak. Olmuyor ama. Öyle değil. Anılar bile tahrip ediliyor. Tamam, niye bu yol tercih etmiyor hocam? Valla yani, şimdi şöyle... Bu denli gerginlik ve bu denli kutuplaşma... Ama kutuplaşma sadece şimdi yok. Dün vardı. Ülke buradan idare edilmeye çalışılıyordu. Oylar buradan derleniyordu zaten. Ya da yönetim ve o gidişat, tekçi gidişat buradan... Bu da işine geliyor diyorsun AKP'nin anladığım kadarıyla, öyle mi? Sadece işine gelmiyordu. Bunu yol olarak bellemişti ve kullanıyordu zaten. Şimdi bunun tersini kanıtlayacak türden bir gelişme yok henüz. Olursa, çıkarsa... O yolda AKP adımlar atmaya başlarsa o tekrar düşünülebilir. Yeni bir tartışma açılabilir ama şimdi bunun en küçük bir belirtisi bile yok. Tersi var. Tersine belirtiler var. Şimdi örneğin bir burjuva muhalefet var tabii hala. Bütün muhalefet darbecilerden ibaret değildi. İşte memlekette çeşitli partiler var. Bunlar örneğin AKP ve MHP ile birlikte bir ortak bildiri de imzaladılar. Şimdi darbe karşıtlığının ifade edilmesi açısından bir şey demiyorum, bu yani yapılması gereken şey olabilir. Ama AKP'den bir beklenti içine girmeye dair herhangi bir belirti olmadığı için burada eğer AKP'den tersi davranış gelmeyecekse ve gelmeyinceye kadar bence hiçbir beklentiye kapılmakta ve hayal görmemekte fayda var. Evet. Buna dair hemen bir sorum olacak. Yani sen işçi ve emekçiler açısından kendi talepleri etrafında bir araya gelmek meselesine dair yeniden son sözü orada vereceğim sana ama yani
idamla ilgili bir iki idam tartışması ile ilgili bir iki sıcak bilgi var. Onları paylaşalım. Evet, yani bu konuda HDP açıkladı zaten. Parti sözcüsü Ayhan Bilgen tarafından idam cezasına destek vermeyeceğiz dedi. Yani böyle bir şey AKP tarafından getirilirse meclise biz destek vermeyeceğiz dedi. Tutumunu belli böyle bu şekilde ortaya koydu. Şimdi MHP'den de bu anlamda bir açıklama var. Milliyetçi Hareket Partisi de diyor ki Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'da hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne idam cezasının getirilmesi için kanun tasarısı getirirse MHP aziz milletimizde oluşan bu temayülü değerlendirecektir ve karşılıksız bırakmayacaktır. Yani destek vereceğini bu şekilde açıklamış oldu. Evet yani şimdi, idam cezası nasıl gündeme geliyor AKP açısından? Tartışıyorduk. Demokrasi talepleri mi? Demokrasi mi inşa edilmektedir? Yoksa idam mı istenmek? Şimdi idam isteğiyle demokrasinin ne alakası vardır? Vardır bir alakası. Tersinden karşıt bir alakası vardır. Yani az çok demokratik koşullarda idam cezası uygulanmaz. Yürürlükte olmaz. Ama sokağa çıkanlar, örgütlü oldukları anlaşılan, üstelik işte kemerlerini çekerek bir sürü böyle fotoğraflar vardı. Böyle davranışlarda bulundukları bilinen kalabalıklar idam isteriz diye slogan atıyorlar ve bu en üst kattan Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakan'dan ve şimdi MHP sözcüsünden de olur almış oluyor. Tartışacaklar tabii. Şimdi burada hani demin konuştuğumuz konu bakımından muhtemeldir ki CHP'nin de desteğini sağlamaya çalışacaklardır. Yani onun da kendilerinin arkasına takılmasıyla işte genel bir halk bütünlüğü sağladıkları intibaını vermeye çalışacaklardır. Ama tabii şunları biliyoruz. CHP de bunu kolay kolay yapamaz. Avrupa Birliği'nden Amerika'ya çok sayıda uluslararası cenahtan gelen şeyler hep bunların eleştirisine dairdir. Anayasanın çalıştırılması, işte sertleşmelerin önünün kesilmesi, hukuka riayet edilmesi falan gibi böyle sürekli öğütler de geliyor dışarıdan. Bu çok kolay değildir ve mesela Avrupa sürecinin bitmesi, Amerika ile biraz daha mesafenin açılmasının göze alınması falan gibi şeyleri de getirecektir peşinde. Böyle bir ihtimal yok mu? Olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Yanı sıra bir de silahlanma meselesi var. Ondan da söz etmek gerekir. Bütün bunlar demokrasinin talep edilmediğini, silahın, öldürmenin, idamın, asmanın, kesmenin, vurmanın, kırmanın, yani faşizmin taşlarını döşemenin ileri sürülmekte olmasını, bunların tartışma konusu yapıldığını gösterir. Şimdi silah. Yani bizim silahlı kuvvetlerimiz vardı. Polisimiz de vardı. Şimdi şu anlaşılıyor. Askere güvenilmez. Şeref Malkoç'un önerisine göre. 7800 küsur tane polis de görevden alındığına göre polise de pek güvenilmiyor. O zaman paramiliter örgütlenmenin geliştirilmesi. Zaten bunları biz o ilk çağrıya hemen yanıt veren, şöyle bir hatırlayın, Genelkurmay'ın bile içine girmişti. İçeriden çekim yapıyorlardı. Bunlar hani sivil demeye çok bin şahit ister. Bayağı örgütlü, yarı silahlı gruplardı bunlar. Paramiliter denen tam. Şimdi zaten var bunlar, başladı. Bunları biz darbe sürecinde gördük tutumlarını, izlediklerini, yaptıklarını, ettiklerini. Şimdi bunlar geliştirilmek isteniyor. Hem sokak, hem alışkanlık yaratsın diye militanlara, hem de buraların hakimiyet altına alınmasıyla üstelik demokrasi değil ama demokrasi karşıtı taleplerle hakimiyet altına alınmasıyla tam da halka karşı, işçi ve emekçilere karşı bir yani şimdi söylemekte şey değil, bir darbe ortamı gene. Bu yaratılmaya çalışılıyor. Bu darbe ama artık iş başındaki darbe. Böyle bir şey. Yoksa dün de herhalde tartışmıştık. Bir darbe hukuku olmayan hukuk, Anayasa Mahkemesi üyesini görevden alamaz. Yok böyle bir şey. Ama alıyor. Hukukken karşılığı yok diyorsun yani bu şey. Yok böyle bir karşılığı, evet. Şimdi bu kefekeder bir hukuk oluyor. İşine gelenin uygulanması oluyor. Paramiliter örgütlenmeler, silahlandırma. Şimdi bunlar da böyle oluyor. Dolayısıyla şunu açık olarak söyleyebiliriz ve karşısında mücadeleyle mükellefiz ki darbenin önlenmesi, füsküretilmesinin otomatikman demokrasinin kazanılması anlamına gelmesi
rivayettir. Böyle bir şey yoktur. Bu olmamıştır zaten. Üstelik demokrasi adına bize sunulanlar silahlanma, idam cezasının getirilmesi bilmem ne gibi sokakların oraya buraya beğenmediklerine saldırmaya başlayan bir takım kalabalıklarla çağrılmış hazır kıta belki kalabalıklarla doldurulmasıdır ki bunun demokratikleşmeyle, demokrasiyle alakası tersinden ancak kurulabilir. Dolayısıyla bize demokrasi için mücadele yükümlülüğü doğmaktadır ki bu işçilerin en başta üstlenmeleri ve kaçınamayacakları, üstlenmeleri gereken ve kaçınamayacakları bir iş durumundadır. Bu. Peki bunu daha somut ifade edebilir misin son sözler açısından? Yani evet, kaçınamayacak bir durum, olması gereken, olmazsa ne gibi sonuçları olabileceğine dair birçok yanı konuşabiliriz. Ama yani sadece söz hakları olmayacak değil. Hayır, mesela yani 12 Eylül'de... Ne yapacak hocam? Yani biraz öyle bir şey. Yani şimdi hani şey yapmak belki şu anlamda diyorum. Yapmalısın. İşte demokrasi, kendi taleplerin, özgürlükler çerçevesinde bir araya gelmelisin. Doğrulanacak, bunu yapacak. Ne, başka ne diyorsun? Hocam bu nerede bir araya gelecek? Yani bu öylesine bir şey mi? Öylesine bir söz. Şimdi sendikası var. Bir defa sendikalarını gerçek sendikalarına dönüştürecek. Partisine de oluşacak. Partiler de örgütlenecek. Şimdi ona sunulan sadece şunlardır. AKP'de örgütlen. Tarikatlarda örgütlen. Cemaatlerde örgütlen. Camiye git gel, camide örgütlen. Yani sunulan bu. Buraya çağrılıyor. İsteyen istediğine inanır. Ben buna bir şey demiyorum. Camiye gider, namazını kılar, orucunu tutar. Ama caminin şimdi olduğu gibi günde 18 defa selayla da çağrılması insanların bu şekilde kullanımı doğrudan siyasete dair kullanımıdır ki bir işçinin buradan kazanacağı hiçbir şey yoktur. Dünya işleriyle ilgili yaşamakta olduğu sıkıntılarla ilgili örgütlenmesi ve buradan talepler ileri sürmesi. Kendi geçim, yaşam koşullarını, mücadele koşullarını, çalışma koşullarını kolaylaştırıcı, iyileştirici talepler örneğin. Sendikal örgütlenmesine dair talepler örneğin. Yani buralardan örgütlenmeye, buralardan mücadele yönelmesinden başka çaresi yoktur. Ya kendisi için, kendi talepleri için örgütlenecek ya da ona sunulan, işte dediğim gibi tarikatçılaşmak, cemaatlaşmak falan ya da burada örgütlenecek. Evet. Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Kendisi için örgütlenmeli. Evet, bugün de programımızı nokta alıyoruz. Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.